Motto Futbol ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ben Miray Kamaç. Bugün konuğum Ali Kumral ile birlikte Düzce Spor Karşıyaka maçını mercek altına alacağız. Ben programımıza geçmeden önce size hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. YouTube kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı, videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Süper teşekkür butonuyla bizlere destekte olabilirsiniz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyi olmaya çalışıyoruz. Maçlarla geçiyor hafta sonu. Takımlarımız kazandığı sürece biz de her zaman daha iyi oluyoruz. Ben önce geçtiğimiz haftanın maçından başlamak istiyorum. Ceren'le yapmış olduğunuz yayında skor tahmininiz vardı. Kuşadası Spor 0, Karşıyaka 2. Öncelikle bu maç hakkında neler söylersiniz? Valla beklediğim gibi bir maç oldu açıkçası. Ben biraz daha hani zorlu geçebileceğini tahmin ediyordum, ancak maçın başından sonuna kadar Karşıyaka'nın bariz bir üstünlüğü vardı. Maçın başında oyuna ağırlığını koydu yeşil kırmızılılar. Genel itibariyle hep maçın büyük bir bölümünde üstün bir oyun ortaya koydular. Yani tabii şöyle bir şey de var. İki takım arasında ciddi bir kadro kalitesi farkı var. Bunu göz ardı edemeyiz. Maç öncesinde bu kadro kalitesi farkından dolayı Karşıyaka'nın favori olduğunu açıkçası herkes, hemen hemen herkes tahmin ediyordu. Ama benim şöyle bir farklı düşüncem vardı. Şimdi Kuşadası Spor'un puanı yok. Artık onlar için her maç yani ölüm kalım mücadelesi olacak. Çünkü ligin dibindeler. Bir an önce artık puanla tanışmaları gerekiyor. Puan ya da puanlar almaları gerekiyor. Bu anlamda hani Karşıyaka'nın maça yani bu maçı nasıl kazanırız, çanta takeklik gibi bakarsa zorlanabileceğini düşünüyordum. Ama hani şu anki kadronun kadro yapısı itibariyle, hoca itibariyle yine de ben böyle bakmayacaklarını, çok ciddi hazırlandıklarını da tahmin ediyordum. Yani öyle duyumlar da almıştım. Nitekim de öyle oldu zaten. Gerçekten full konsantrasyon maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar. Daha da farklı olabilirdi. Maç 1-0'dan sonra bölüm bölüm Kuşadası Spor'un atakları vardı. Topu da aldılar, baskıyı da kurmaya çalıştılar ama cılız ataklardı. Çok fazla tehlike yaratamadılar. Karşıyaka yine savunmasını konuşturdu diyebiliriz. Gerçekten harika bir savunma hattı var. Kusursuz bir performans gösterdiler. Maçın sonucunda da 3 puanı uzandılar. Tahmin ettiğim gibi oldu. Hani Kuşadası Spor yani böyle 1-0 ya da 2-0'lık bir maç geçiyordu, kafamda canlanıyordu. Yani Kuşadası Spor'un çok golü bulabileceğini düşünmüyordum. Nitekim de öyle oldu. Karşıyaka yine savunmasıyla, ön tarafta da yine usta ayaklarıyla sonuca gitti. 3 puan hanesine yazdırdı. Yeşil Kırmızılılar deplasmanda Düzce Spor'la karşılaşıyor bu haftada. Üst üste 2 deplasman. Takımda hava nasıl? Nasıl hazırlanıyorlar? Valla takımda hava gerçekten çok iyi. Onu söyleyebilirim baştan. Çünkü bir inanmışlık var. Moral motivasyon anlamında takımın kendine güveni de yerine geldi artık. Üst üste 6 maçta 5 galibiyet. Yani ilk hafta bir kaza diyebilirim ben ona. Kırşehir karşısında alınan beraberlik. Ama sonrasında Karşıyaka'yı toparladı. Arka arkaya gelen galibiyetler. Deplasmanlarda alınan galibiyetler ekstra moral motivasyon sağlar. Her zaman ekstra güçtür bu. Nitekim de üst üste işte 3 deplasman oynadı Karşıyaka bu sezon toplamda. 3'ünü de kazandı. Şimdi üst üste 2. deplasmanına gidecek. Ondan da muhtemelen zor geçecektir. Çünkü bu hafta kırılma haftası olabilir. Çünkü iki takımın da hem Bursaspor'un şampiyonluk yarışındaki rakibi Bursaspor'un da rakibi Silifke, Karşıyaka'nın da Düzce. İkisi de sert deplasmanlara gidiyorlar. Zor bir hafta. Açıkçası bu hafta nasıl geçecek? Hafta sonunda nasıl, neler konuşacağız? Puan kayıpları mı konuşacağız? Yoksa iki takım da yoluna devam mı edecek? Hep beraber göreceğiz. İki takımın da çok fazla bence puan kaybına tahammülü olmayacak sezonun devamında. Çünkü hep geçen programda da söylemiştim bunu. Hem Karşıyaka hem Bursaspor sürekli şu anda birbirinin maçlarını takip ediyor. Yani biz kazandık, acaba Bursa takılacak mı? Ya da Bursa kazandı, Bursalı taraftarlar acaba Karşıyaka takılacak mı? Şu anda tamamen iki takım da birbirine fokuslanmış durumda. Aslında geçen hafta çok fazla deplasman diyemeyeceğiz Karşıyaka için Kuşadası karşısında. Taraftarlar Tire'ye koştular, Tire'ye yakın ettiler. Yaklaşık 3.000-3.500 kişi bir taraftar sayısı vardı Karşıyaka'da. Kuşadası'nın taraftarı yok hemen hemen mücadelede.
Kuşadası'nın zemini nedeniyle maçlarını farklı sahalarda oynuyorlar. Bu hafta Tire'de oynamışlardı. Karşıyaka taraftar da gerçekten üzerine düşeni yaptı. Tire'ye akın etti diyebiliriz. Yaklaşık 3500 kişilik bir taraftar grubu vardı. Hakikaten tribündeki görüntüler yani görülmeye değerdi. Çok keyifliydi. Karşıyaka'da maçın başından sonuna kadar taraftar gücünü arkasında hissetti büyük oranda. Çok fazla deplasman gibi değildi açıkçası. Stadyumun yapısı itibariyle böyle biraz Alsancak Stadı'na da benziyordu. Bu anlamda Karşıyaka'nın çok fazla deplasman değil de daha fazla içeride gibi oynadığını söyleyebilirim Kuşadası karşısında. Kuşadası kalan hafta yani kalan bölümlerde işte evinde oynayasaya kadar muhtemelen birçok maçı bu şekilde oynayacak. Biraz da artık hani bu ligde kalmaları kolay değil bu saatten sonra. Tabii ligin boyu uzun ama maddi açıdan da çok problemleri var. Kadro darlığı var. Bu anlamda biraz daha kalan bölümde maddiyata önem vereceklerdir. Mesela ben Bursa maçında yine Tire'de Bursa'ya da böyle 4000-5000 kişilik bir kontenjan açacaklarını tahmin ediyorum. Öyle bir düşüncem var. Bundan sonra tamamen daha çok maddiyata önem vereceklerini düşünüyorum. Bu anlamda Karşıyaka taraftarının desteğini maçın başından sonuna kadar hissetti. Burada Karşıyaka taraftarını da kutlamak lazım. Çok güzel görüntüler vardı Tire'de. Tabii Karşıyaka birinci grupta dediğiniz gibi Bursa başta olmak üzere Silifke, Kütahya, Muş gibi takımlarla da mücadele ediyor. Onlar da şampiyonluk için yarış veriyor. Bu hafta Düzce Spor'un da puanına baktığımızda playoff oynama şansı olduğunu görüyoruz. Ve Düzce Spor'da da Berkay Ekinci diye bir forvetleri var. O da baktığımızda takımı sırtlıyor. Karşıyaka Düzce Spor maçı nasıl bir oyun izletecek bize? Valla zor. Her maç çok zor. Düzce Spor'da şu anda sadece bir mağlubiyeti var. O da Bursa Spor'a karşı aldılar. Galiba ligin birinci haftası ya da ikinci haftası olması lazım. Zor gol yiyorlar bir kere. İki zor gol yiyen takımın mücadelesi olacak bence. Karşıyaka bir gol yedi. Düzce Spor'da iki gol yedi şu ana kadar sadece. Bunu göz ardı etmemek lazım. Onlar da savunmasıyla ön plana çıkan bir takım. Şöyle de ilginç bir durum var. İki gol yediler. O yedikleri iki gol de ilk maçta Bursa Spor'a karşıydı. Sonrasında oynadıkları 5 karşılaşmada gol yemedi. 3'ü berabere bitti zaten. Son 3 maçı da 0-0 bitti. O da çok ilginçti. Bu hafta Borova karşısında da bir beraberlik aldılar. Zor maç. Düzce deplasmanlar her zaman zordur. Yani sonuçta bir şehir takımı. Taraftarı da olan bir takım. Zor bir maç Karşıyaka'yı bekliyor. Kolay bir maç olmayacaktır. Ama Karşıyaka'nın ne olursa olsun Bursa'yı takibini sürdürmesi açısından, moral motivasyon açısından, moralini yüksek seviyede hani motivasyon, moral motivasyonu yüksek seviyede tutması açısından bu maçın ben değerli olduğunu düşünüyorum. Zor bir maç bizi bekliyor açıkçası. Yani sonucunu buradan kestirmek gerçekten kolay değil. Bakalım nasıl bir maç olacak. Yani tabii bazı performanslar var, onları da konuşmak lazım. Savunmanın bir kere kusursuz bir performansı var Karşıyaka'nın, onu da söyleyelim. Onlar da bir gol yedi sadece bir maçta. Bornova karşısında gol yedi. Gerçekten iyi bir savunma hattı var Karşıyaka'nın. Oturmuş bir savunma hattı var. Orada hoca aynı kişiler hemen hemen kullanıyor. Özellikle savunmanın ortasında Abdülkadir ile İsmail ikilisine çok güveniyor. Sezon başından bu yana hep bu ikiliyi kullandı. Sağ tarafta Cenk Ahmet'i sezon başından bu yana kullanıyor. Bu hafta Ferdi'nin son haftalarda bir form düşüklüğü vardı. Bunu hep söylüyorduk. Taraftarlardan da Ferdi'ye son bölümde büyük bir eleştiri vardı. Hoca bu hafta değişikliğe gitti 11'de. Ferdi'yi kenarıya çekti. Gökhan Merel tecrübeli oyuncuyu oraya sürdü. Gökhan Merel de çok gerçekten tecrübeli bir oyuncu. Geçen sezon Batman'da şampiyonluk yaşamış bir isim. Geçen hafta ben tahmin etmiştim Ferdi'nin yedek kalacağını. Hatta burada programda söylemiştim. Tahmin ettiğim gibi de oldu. Bu hafta Gökhan oynadı ama Gökhan da 65. dakikada talihsiz bir sakatlık geçirdi. Bu anlamda gerçekten üzücü bir sakatlık oldu bu durum. Bu hafta oynayacak mı oynamayacak mı henüz bir açıklama gelmedi, bunu bilmiyoruz. Oynamazsa muhtemelen yine Ferdi'yi orada göreceğiz. Ferdi nasıl bu maçta belli olacak açıkçası. Ama Gökhan'ın sakatlanması Karşıyaka için hiç iyi olmadı. Tecrübeli bir isim, iyi bir oyuncu. Bakalım orada hoca nasıl bir tercih yapacak. Eğer Gökhan'ın sakatlığı devam ederse muhtemelen Ferdi'yi biz yine yeniden 11'de göreceğiz gibi duruyor. Erdal Öztürk'ün performansı önemli seviyede arttı. Yine ikinci yarıda hemen oyuna dahil oldu Karşıyaka'da. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sezon Sarıyer'de iyi işler yaptı.
kutlamak lazım. İyi bir transfer. Sezon başı ben iyi bir transfer olduğunu söylemiştim zaten. Yine iyi işler yapıyor. Geçen hafta Bordeaux maçında beraberliği getiren golü atmıştı. Maçın geri dönüşte en büyük pay sahiplerinden biriydi. Yavaş yavaş Erdal'ın da ben hocanın gözüne girdiğini düşünüyorum. İki haftadır ikinci yarının hemen başında oyunu alıyor. Yavaş yavaş 11'e de monte edebileceğini, 11'e de düşünebileceğini belli etmeye başladı. Çünkü orada Yusuf Mert Torlak genç bir oyuncu, iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Zaman zaman iyi performanslar veriyor ama o istikrarı tam anlamıyla 11'de daha sağlayamamış gibi duruyor. O anlamda belki Yusuf Mert Torlak'ın yerine ilerleyen haftalarda Erdal'ı da 11'de görebiliriz diye düşünüyorum ben. Tabii Karşıyaka'nın fikstürüne baktığımızda son 3 haftada Silifke, Kütahya ve Bursaspor'la oynayacağını görüyoruz. Bu 3 maç şampiyonluğu birinci grupta son haftaya taşır mı? Valla bu anlamda biraz bir dezavantajı var Karşıyaka'nın. Eğer yani ben hep şunu söylüyorum. Özellikle ilk yarı fikstürünün sonunda zaten bu takımlarla oynayacak az çok. Sezon sonu içinde biraz fikir sahibi oluşturacaktır bizlere. Tabii devre arası burada çok önemli. Devre arasını atlamamak lazım. Takımlar için her zaman kurtarıcıdır devre arası. Şimdi burada devre arasında yapılacak hamleler, Bursaspor'un da hamlelerini görmek lazım. Yine Karşıyaka'nın eksik bölgeleri, hamleleri mutlaka olacaktır. Bu anlamda ben Bursa ile Karşıyaka arasında yarışın son haftalara kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ki son maçta eğer şampiyonluk belli olmazsa son maçta İzmir'de Karşıyaka Bursaspor arasında oynanacak. Ya son yıllarda herhalde böyle bir final görülmemiş olur eğer ki oraya sarkarsa. Benim temennim oraya sarkmaması. İnşallah ondan önce şampiyon belli olur. Karşıyaka Bursa maçından önce. Oraya kalmamasını temenni ediyorum ama oraya kalırsa da çok farklı bir futbol iklimi izleyebiliriz. Taraftarlar da şu anda hatta sosyal medyada bile Karşıyaka Bursaspor maç paylaşımı yapılıyor iki taraftan da. Bu anlamda iki takımın rekabet içinde olması çok ama çok önemli. Güzel de bir rekabet ama bu fikstürün son haftaları Karşıyaka dezavantaj olmaması için işte bu fikstürün orta bölümünde çok fazla kredisini kullanmaması gerekiyor. Puan kaybı yapmaması gerekiyor. Görünen o ki Bursaspor'la Karşıyaka zor puan kaybedecek gibi duruyor. Bu anlamda hani her puanı kaybı moral motivasyon anlamında da biraz seni geriye itebilir. Bu anlamda sezonun son haftasına kalmaması için Karşıyaka'nın daha böyle bu haftalarda etkili yani oyunlar ortaya koyup sonucu alması gerekiyor. Ya Ali Sinan'dan mesela hani oyuncular üzerinden gidecek olursak Ali Sinan'dan çok şu ana kadar bir performans alamadı Karşıyaka. Büyük umutlarla sezon başı transfer edilmişti. Son iki sezonda 27-28 golü olan bir isimden bahsediyoruz. Çok etkili bir kanat oyuncusu. Benim de çok beklentim çok yüksekti. Tabii daha sezonun başı ama yani orada hoca istediği performansı şu ana kadar Ali Sinan'dan alamadı o kanatta. Yani hemen hemen yani oyundan da erken çıkarmak zorunda kalıyor. Benim tahminim işte Cenk Ahmet'i biraz oraya ön plana sürmeye başladı. Ön tarafta kullanmaya çalışıyor. İlerleyen haftalarda bunu eğer Ali Sinan performansını arttıramazsa daha fazla ön tarafta Cenk Ahmet'i görebiliriz. Yine Bedirhan'ı sağ tarafa monte edebilir. Bedirhan yine iyi performanslar veriyor oyuna girdikten sonra. Bedirhan'dan çok önemli bir transfer. Beklentimiz çok yüksek. Onu henüz daha kullanamadı hoca. Yani mutlaka ilerleyen haftalarda sezon uzun, fikstür yoğun. Ondan da ben faydalanacağını düşünüyorum ama Ali Sinan'ın mutlaka performansını arttırması gerekiyor. Çünkü hem Karaköprü'de hem Kepez'de son iki sezonda 27 gol atmış bir isim. Mutlaka Karşıyaka'nın ilerleyen dönemde, fikstürün zorlu olduğu dönemlerde Ali Sinan'a da çok fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Takımda eksik ya da cezalı durumu var mı? Mustafa Reşit Akçay'dan bu maçta da sürpriz bir 11 bekler mi? Şu anda çok sürpriz bir 11 bekleyeceğimizi düşünmüyorum. Aynı savunma hattıyla, kurgusuyla çıkacaktır. Sadece orada bahsettiğim şekilde Gökhan Meral'in bir sakatlığı var Kuşadası maçında. İkinci yarıda sakatlandı 65. dakikada. Sakatlığının durumu henüz belli değil. Hani çok ciddi bir sakatlık mı, darbeye bağlı mı onu bilmiyoruz. Eğer Gökhan'da bir problem yoksa ben yine Gökhan'ın 11'de başlayacağını düşünüyorum. Ama Gökhan Meral'de bir problem olmuşsa eğer hoca onun yerine yine Ferdi'yi 11'e çekmesini bekliyoruz açıkçası. Onun dışında orta saha kurgusunda belki Yusuf Mert Torlak'ı bu hafta kesebilir. Orada şeyi kullanabilir, Erdal Öztürk'ü kullanabilir. Ben onu söylemiştim zaten. Hani gerçekten iyi bir oyuncu. Orta saha grubusunda belki bir değişiklik yapabilir. Bir de
yanlış hatırlamıyorsam hemen onu şey yapacaktım. Bornova maçında Hakan Barış kırmızı kart görmüştü, ikinci sarı karttan. O muhtemelen bu hafta 11'e dönecektir. Yani Yusuf Mert Torlağ'ın yerinde Hakan Barış'ı görebiliriz. Ama tabii burada yine böyle bir hamle yaparsa şunu da unutmamak gerekiyor. Kontenjan problemi var. Yine eğer Ferdi 11'e dönecek olursa Yusuf Mert Torlağ'ı da kenarda görebiliriz. Eğer Ferdi 11'de yoksa Yusuf Mert Torlağ yine 11'de olacaktır. Çünkü bir kontenjan problemi var. Yaş kontenjana takılıyor. Mutlaka Yusuf Mert Torlağ Ferdi'den yaralanması gerekiyor. Mecburen oynatması gerekiyor hocanın. Öyle bir tercih arasında bakalım hangisini kullanacak. Tabii burada Mustafa Reşit Akçay'ın varlığı da çok önemli Karşıyaka için. Gruptaki en tecrübeli teknik adamlardan biri. İşte Osmanlı Spor'la yaptıklarını biliyoruz zamanında. Çok önemli işlere imza attı Avrupa'da olsun, Türkiye Ligi'nde olsun. Yine Karşıyaka'da şu an tek otorite. Taraftarın da çok güvendiği bir isim. Gerçekten taraftar Mustafa Reşit Akçay'a çok güveniyor. Ya bu anlamda Mustafa Reşit Akçay'ın olması bence Karşıyaka için çok büyük avantaj. Hatta diğer rakiplerine oranla en büyük avantajlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok tecrübeli bir isim. Bir kere oyuncuların da çok fazla saygı duyduğu bir isim. Yani birisi yedek kaldığı zaman Mustafa Reşit Akçay'a ben nasıl yedek kalırım gibi bir sistemkar bir durumu olabileceğini pek düşünmüyorum. Tek otorite gibi duruyor şu anda Mustafa Reşit Akçay. Bu anlamda onun da olması bence büyük avantaj. Bir de şöyle bir olumsuzluk var Karşıyaka'da. Ondan da bahsedelim. Basketbol takımında biraz maddi problemler var. Hafta içinde bazı yöneticilerin istifa ettiği iddiaları vardı. O isimler kim tam bilmiyoruz. Yani inşallah bu basketboldaki maddi problemler futbola yansımaz. Futbolda çünkü çok olumlu bir hava var. Çok güzel bir hava var şu ana kadar. Hatta birçok taraftar yorumunda, taraftar seyircilerin yorumunda hep şunları gördük. Son 10-15 yılda ilk defa Karşıyaka'yı ben bu kadar şampiyonluk havasında gördüm diye. Taraftarların da bir inanmışlığı var. İnşallah bu olumlu hava olumsuza dönmez, yani bozulmaz. Şu anda tek temennimiz bu yönde olur. Bir de Yasin Ozan geçen hafta hani sakatlıklardan bahsederken, geçen sezon çaprazı kopmuştu. Uzun haftalar sonra ilk defa bu hafta Kuşadası deplasmanında kadroda yedekler arasındaydı. Muhtemelen ilerleyen haftalarda bölüm bölüm ihtiyacına göre hoca Yasin Ozan'a da kullanacaktır. Yasin Ozan'ın kadro dönüşü çok önemli. Önemli bir santrafor, önemli bir forvet. İshak çok yalnız kalıyordu orada. Evet, Çağatay var. Ondan şu ana kadar çok fazla yararlanamadı hoca. Yasin Ozan'ın dönüşü Karşıyaka'ya ekstra güç katacaktır diye düşünüyorum. Evet, sevgili izleyenlerimize hatırlatmalarımızı yapalım tekrardan. YouTube kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve Karşıyaka programlarının sıklığını istiyorsanız bunu bize yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Maç hakkında eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şu anda yok. Sadece şu anda demek istediğim gibi çok güzel, olumlu bir hava var. Taraftar açısından da olumlu bir hava var. Sezon başı yapılan transferler sonrasında çok fazla eleştiri vardı. Ben yine bu programda demiştim, yani bu eleştiriye ne gerek var? Biraz sabredilmesi gerekiyor. Her zaman sabrın sonu selamettir. Ve Karşıyaka bunun meyvelerini almaya başladı. O dönem çok eleştiren vardı. Şimdi o eleştirenlerin de yavaş yavaş pozitife dönmeye başladığını görüyoruz. Gerçekten çünkü bu ligi tanıyan oyunculardan kurulu bir takım. Dinamik oyunculardan kurulu bir takım. Hani bazen derler takımda çok fazla asker yok, çok fazla general var. Karşıyaka'da hem general hem asker. Yani hem savaşçı oyuncu var, hem lider ruhlu kaliteli ayaklar var. Bu anlamda sahaya olumlu şekilde yansıyor. Dediğim gibi inşallah bu olumlu hava olumsuza dönmez. Karşıyaka bu şekilde devam ederse yine Bursaspor'un şampiyonluk yarışındaki en ciddi rakibidir. Sezon sonuna kadar böyle gideceğini tahmin ediyorum. Zor bir maç, Düzce maçı da. Bakalım bu haftanın en ilgi çekici maçlarından biri olacak gibi duruyor. Evet, sizden tekrar bir skor tahmini alıp programımızı bitirelim. Bu hafta biraz gollü geçmesini bekliyorum bu maçın. 3 maçtır 0-0 bitiyor Düzce'nin mücadeleleri. Ben aksine hani bu hafta çok gol yemeyen iki takım karşı karşıya geliyor ama bu hafta ikisini de ben gol yiyeceğini düşünüyorum tahminim. Yani sanki 2-1 Karşıyaka kazanır ya da olumsuz bir sonuç olursa Karşıyaka adına hani kötü bir durumda da 2-2 bitebilir diye tahmin ediyorum. Ama öncelikle skorum 2-1 Karşıyaka'nın galip geleceği. Eğer Karşıyaka galip gelemezse böyle 2-2 gollü bir beraberlikle çıkabilir sahadan. Evet değerli izleyiciler, sizler de skor tahminlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Her hafta dilimizin döndüğünce karşı yakaya anlatmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimiz de yorumlara skor tahminlerini bırakabilirler. Beğenip karşı yaka programlarının daha fazla yapılmasını sağlayabilirler. Evet. Değerli Motto futbol izleyicileri, bugün Ali Kumrar ile birlikte Düzce Spor karşı yaka maçını değerlendirdik. İyi akşamlar diliyorum.